Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden ben istifa etmeyerek partim için bir oy kaybına dahi yol açarsam bunun bir vebal olacağını düşünüyorum. Ben istifa etmezsem inandığımız umutlara haksızlık olur diye endişe ediyorum. Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil ya da herhangi bir başka kaygı nedeniyle değil, sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebine yerine getiriyorum. Bana olaya karşı çıkmam ve istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Bakınız, ben kendimde davama iğne ucu kadar zarar verme hakkı bulamam. Recep Tayyip Erdoğan demek, Türkiye'de mazlumların sahip kalmaması demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, bu güzel vatanın, bu güzel insanların yeniden o karanlık günlere dönmemesi demektir. Arakan'da yaşayan mazlumun aç kalmaması, ölüme terk edilmemesi demektir. Dünün 25 sente muhtaç Türkiye'si bugün Afrika ve dünyadaki mazlum milletlere 6,5 milyar dolar yardım ediyor, mazlumları aç bırakmamak için gayret sarf ediyor ve dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan demek Afrika'daki mazluma el uzatmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek Filistin ve tüm ezilen mazlum devletlerin sahipsiz kalmaması demektir. Recep Tayyip Erdoğan demek, Türkiye'de yaşayan 3,5 milyon Suriyeli ve Iraklı'nın yeniden memleketlerine gönderilmemesi, orada açlık ve ölüme mahkum edilmemesi demektir. Ben Melih Gökçek olarak vebal altına giremem. Yarın vesile olduğum yanlışlığın hesabını Allah katında veremem diye korkarım. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum.